Selamlar dostlar, sizlerle Osmanlı serimizin, enteresan geçen Osmanlı serimizin devamını birlikte çekiyoruz. Şimdi Aragorn'u da alacağız. Yani çok uzak bir ihtimal değil Roma hayali. Tabi buna da girmek lazım da yani kesin imperiumu ilan edeceğiz değil mi? Kesin imperiumu ilan etmek lazım. Dostumuz yok, düşmanımız yaşamıyor zaten. Aragorn'u da aldıktan sonra oradan da bir Portekiz yaparız herhalde. Çıtır, keyifler çıtır. Tabii bir armada oluşturup getirmek de lazım. Orayı alırlar mı bilmiyorum. Taht isyancıları da var. Biz şuradaki armadayı bir ufaktan çıtırından bir çekelim. Patlayacaksa da delikanlı gibi burada patlasın. Taşıma gemileri değil de büyük savaş gemilerine ihtiyacım var. Oyun bayağı kasmaya başladı. Tık. İstediğimiz zaman da imparatorluğu ilan edebiliyoruz. Tekrar rev mi oluyor bu eşek? Neyse, o kadar önemli değil. Manpower biraz sıkıntı, onu çözeceğiz. Armadayı şuraya getirip şu Ceneviz'in bir hakkından gelelim. Şuraya da ordu getirelim. Yakında İngiliz'le de seferimiz olacak. Buraları da bir kollayalım. Buraları kollamayıp ticaret şirketine vermek daha mantıklı gibi geldi. Aslında buralara niye geldik ki biz ya? Gelmesek de olurmuş. Lan dur, asıl vereceğimiz yerde vermedik. Forsmith'imizi arttırsın diye yapıyorum bunu. Tunus'a da ihlak verdim. Tunus'u da ele geçireceğiz. Güzel, çıtırından bir neydi onun adı? Çıtırından bir fetihlerimizi bitirelim. Daha da iyi olacağız. Manpower gerçekten sıkıntı. Yani hatta bir süre şunda mı kalsak diye düşünüyorum. Bir süre kalabiliriz. 25.000 manpower geliyor, gayet iyi. En son idea'da ne gideriz? Defansif gidip bitirebiliriz ya. Çok attrition var, çok. Yani ileri teknolojilere geçiş sağlamam lazım. Aragorn'un seferi güzel geçti. Avusturya'yı da yiyeceğiz tabii o sırada. Bir yerden tüccar aldık. Bir tane ticaret yerinde üstünlük bizdeymiş. Evet, buradaymış. Malakka'da toplayacağız zaten. Güzel. Bir süre bunda kalacağız. Armadayı bir getirelim buraya. Ceneviz yani bayağı şey savaşıyor yani. Pes etmedi lavuk. Aragorn'u wipe'lıyorlar, güzel. Biz de dahil olalım. İspanya'yı vassal alabilirsek durum lehimize çok fazla dönecek bir anda. Buralarda hiç supply yok ya. Orduyu bölmek de istemiyorum ama. Aragorn'u ihlak edebiliriz ama önce Avustur ihlakı gerçekleşecek. Fransa'ya verdim. Burayı hayırlara vesile olsun. Fransa'ya bağladığımız para yeterli olur diye düşünüyorum ya. Sağlam bir para veriyoruz Fransa'ya. Aragorn'un da geri kalan tüm topraklarını annekseyelim. Ya bir Çin'deki o düşmanımızın koalisyonu bir hayli sıkıntı. Yani o bir tık canımızı sıkacak.
Üzebilecek tek koalisyon onun girdiği koalisyon. Aragorn'un da işi bitti. İspanik seferlerimiz ne durumda? Son orasıymış. Oraya da gidelim. Aragorn'un da varlığına son verebiliriz artık. Bir tur İngiliz'e vurmam lazım. İngiliz'e de ordu ayırabiliriz. Ceneviz için getirdiğim, hazırlattığım donanma nerede ya? Gelmiş. Gelsinler şurada bir harbi etsinler. Ceneviz'e de bir çıkalım. Umarım sakalımızı gene kestirmeyiz. Bu ara sakalımız kesile kesile bitti yani. Döküldü. Oraya çıkarız. O problem değil. Bir saniye. Şunu bir kapatacağım. Oyun gerçekten çok kasıyor. Şu Imperium'u atabiliriz. Ekran kartına yine güncelleme gelmiş benim de. Bilenler bilir. Bizim ekran kartına güncelleme gelince böyle kronik sıkıntılar olmaya başlıyor. Şu arkadaşın Revli'nin düşmesi lazım. Şu anlaşmaya çok uzak bir anlaşma değil ama. Bu 100 olunca ne oluyordu ya? 100 olunca ne oluyordu buna ya? Bir şey oluyordu da bu lavuğa, unuttum. Yani eşin sonunda Revli falan kalmayacak. Bence sorun yok. Eğer baktık pes etmiyor. Alabildiğimiz kadar toprak alıp diğer İmperyalizm kasus belisinde de kafasına vururuz. Armadayı da bir içeri sokalım. Nedense biter bitmez savaşmak lazım. Yoksa kesin koalisyona girecek ve fena da güçlü değil. Orduları kendi çıkarmaya başlayalım. Bir revi isyancısı daha. Tehlikeliler. Ama engellenemez değiller. En azından 300 bin kişilik bir ordu oraya. Hatta 400 bin kişilik. 500 bin kişilik bir ordu da gönderebiliriz İngiltere'ye. İngiliz ordu sayısının hep fazlasını koyacağız. Lan Ceneviz galiba sakalımızı gene kestiriyoruz ya. Ay, bu trade gemileriymiş ama. Ondan dolayı. Neyse. Repair'de kalsınlar. Tamam, ordumuz, donanmamız aslında sağlanmış. Düşündüğüm kadar zayıf değil. Manpower toparlandı. İyi. Proflu dert etmiyorum. Proflu basacağım zaten. O önemli değil. Hatta bastım sayılır. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Bir yandan İngiliz harbini de açalım. İspanyol biter bitmez. Ama İspanyol'un biteceğine olan inancım bir tık az. Şuna savaş açalım ya. Aynen. Hatchery'e katılmayanların en büyüğü. Yamyamlar halleder. Evet. İngiliz koalisyonuna girmeden açacağız savaşı mecbur. Girecek değil mi? Girme lan. Oğlum bir kere lan. Aha. Giremedi. Ha, Portekiz'de gelsin, sorun değil. Çok tehlikeli işler yapıyoruz.
Herkesle ve her şeyle aynı anda savaşmaya çalışıyoruz. Ya bu ticaret donanması niye olduğu yerde kalmamazlık ederimiş? Lübeck de katıldı. Doğru, Lübeck de ayrılmıştı, onu unuttuk. Neyse, gerekirse koalisyonla bir turu gireriz. Hiç fark etmez. Danimarka da katıldı. Polonya da gelir muhtemelen peşine. Denedim. İngiliz'in işini bitirirsek Kastil'le beraber düzelir. Ya Kastil'e en kötü vasal almayıp Revli'ni kıracağım. Hani Revli'ni kırabiliriz. Revli'ni kırıp toprak alabilirim. Savaşmakta ısrar eder ise ona da yapacak bir şey yok. Hakikaten bir tam anlamıyla bir dünya savaşı veriyoruz. Sakalımız bir tık döküldü. Kötü kaybettik. İngiliz emek arasında merc çekeceğiz. Daha kötü bir hamle olabilir ama profluk açısından yapacak bir şey yok. En azından iki tane çekeceğiz. Ve burada asker basmaya çalışalım. İngiliz armadasına ordu çıkarmadan girmemiz kötü oldu. Ama İngiliz kesin koalisyona girerdi. Antwerp'in düştü, güzel. Polonya girmezse güzel olur. Şunun girmesi kötü oldu. Ne kadar asker var? Delhi'ye baksana, ha. O koalisyona girmez. Ne kadar askerden söz ediyoruz? Minimal. Peki. Onlar İngiliz'e bekledi ya. Bizim bir tayla açılmamız lazım. Ve bastığımız donanmanın artık hazırlanması lazım da zor. Ya İngiliz'in naval ideası olduğu için savaşı kazanabileceğimi düşünüyorum. Ama Allah, topçusu çok kötü. Basabildiğim kadar topçu çok hızlı. Topçusu rezalet. Çok güzel, böyle ufak ufak birimleri kaçıracağız. Bir tık içeriye fazla güvendik. Ama halledilir. Profluk biraz düştü ama yakılabilir. Fes takmaya başladı. Hah. Londra'yı da kırdık. Savaştıklarımızın hepsi donanma devleti olmasa avantaj bizde de işte. Hepsi donanma devleti. Cenova, cömert teklifimi kabul et ve defol. Burada geri krallık ilan edildi. İsveç'e yapılacak çok bir şey yok şu an. İki kaleyi düşürüp oraya gidelim. Polonya ile aram umarım iyi olur ya. Yok. Oo, Delhi ile mi koalisyon? Evet, Delhi ile el ay olacak.
Bir tık sıkıntı Egomon'dan dolayı. Power geldi. Şunu artık durdurabiliriz. Eğer Londra'yı şeyden İngiltere'yi savaştan atarsam sorunlarımız çözülüyor. Bana 20 yıl verin, Osmanlı'yı tanıyamayacaksınız. Polonya'da gitti koalisyona. Nedir Cılız koalisyonunuzun boyutu? Yarım milyon. Önemli değil. Yani yarım milyon askerden de dayak yiyecek değilim ha. Bir senden emin değilim. Savaş skoru artmaya devam ediyor. Birazcık daha tutabilirim seni. Bunu atarsak ne olur? Emperyalizm kasubelisi var en nihayetinde. Çok fazla toprak alırsam ne olur? Yani hepsini alabilirim ya da annex ol. Evet, atabilirim. Değil mi? Atamıyorum. Hiçbir türlü atamıyorum. O zaman Netherlands sen şuraları da ver. Sen orada bir yerde yaşa. Yani sen orada bir yerde yaşa. İkinci tura kalacak senin için. Buraları kesin alıyorum ama. Çaktırmadan. Şuradan kelepir bir şekilde orduyu geçirebilsem çok iyi olacak. Vurkaç yap, vurkaç yap. Harika. Şu orduyu da karşıya geçirirsek yine harika olacak. Vurkaç yapacağız ya. Direkt hani birebir donanmamızın savaşacak kabiliyeti yok tabii ki. Onlar bir donanma devleti. Ama vurkaç yaparak sakalımızın geri kalan kısmını koruyaraktan. Cihan Devlet olarak dört bir cephede savaşabiliyoruz. Güzel. Buna ait bir satacağız. Şu orduyu da karşıya geçirirsem İngiliz seferi garantilenmiş oluyor. Harika. Birleşik olmanızda ben bir sakınca görmüyorum. Bizdeki isyancılara hiçbir şey yapamayız. Londra düştü. Hemen şurada bir meydan muharebesine girişelim. Gelmedi bile, güzel. İsveç'e yapılacak çok bir şey yok. Bu tercih düştükten sonra oraya gidilir. Kastilya savaş sebebimiz devam edecek. Bir yandan da tabii Portekiz düşüreceğiz. Lizbon olsun, diğer yerler olsun. Her yeri alacağız. Toprak almayacağız. Ama 5 yıl sonra girecek şekilde hazırlayacağız onu da. Şu mörkleri çektim ve pişman oldum. Gerçi şimdi pişman olmak çok da önemli değil. Eğer ki hani oradan bize hata atsaydı donanmayla biraz zor çıkardık daha. O yerinde doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Kolonyalde savaş nasıl? Kolonyalde savaş bir tık çıtır kötü. Ama oraya da yapacak bir şey yok. Şuradaki orduları biraz rezervden alabilirim ben power'a kadar. Şun girdi ama yani onun ordusunu burada dövecek ordum da var. 415 bin kişiyle hiçbir şey yapamaz. O koalisyon dağılır. Zaten güvenlikleri İngiliz'in ordusu kaç para ki onlarınki dayansın. Tamam, İngiliz ana karasını bayağı bir toprak alacağız. Imperium Kasubelisi ile İngiliz'i yemek keyifli olacak. Netherlands'tan devasa toprak almaya çalışacağım. Yani en kötü Denmark tarafını almayacağım. Bundan sonraki hedefimi Seçeri'deki diğer sadık olmayan birkaç köpecik, Lübeck gibi. Onları da alacağız.
İrzan'a karaya bayağı fort döşemiş ya. Bayağı döşemiş hem de. Hepsi de Starfort 8 level. Tıpkı ucun durtabilir bizi. Bunu bastırırlar herhalde. Yıkabildiğimiz kadar yıkalım. Gerçeğin sütü çıkacak, harcamasak daha iyi olabilirmiş. Mercenary'leri de kullanalım. İber de bunları mahvedeceğiz ya. En çok da İspanya acısını çekecek. Ne kadar hızlı düştü? Garip. En son burayı kuşatıyordun. Ne oldu acaba orada? Aşağıdaki orduyu kesecek bir baba yiğit yok mu ya? Varmış. Ama önce isyancı kes. Güzel. İngilizler arasındaki seferler devam etsin. Aragorn'da isyan etmiş. Oraya gidecek şimdi orada ya. Sorun yok. Buraya koş. Düşürse bile geri alırız. Tamam, Uterçin ordusu wipe'ydi. Harika. Kastil düşüşte. Daha da fazla düşecek muhtemelen. Wipe'ydi. Harika. Uterç ise yani bütün kalelerini kaybettiği vakit çok büyük victory point demek o. Bir kale daha kaybedildi. Bir tık kalabalık. Orada nehir geçişini iyice meşhur farmland'e girelim daha iyi. Tamam, Portekiz çıkmak isterimiş. Vazgeçtim. Clear offer yapacağım. Sadece şunun el ayağını kıracağım. Yok, Etiyopya'da olabilirsin. Kongo mu? Kilba mı? Burada bir tanesiyle el ay. Somali ile mi? Hangisiyle el aysın? Etiyopya. Keşke doğrudan savaş açsaymışım ya. Amatörlük ettik. Tamam, White Peace atalım. İngiliz'e kır. İngiliz'e de kırma. Aynen, sen direkt çık. Ben sana uğrayacağım bir ara. İngiliz ordusu wipe'ını yedi. Güzel. Tüm ada boyunca saldırıyoruz. Harika. Biz buralarda niye bu kadar isyancı yiyoruz ya? Call for peace yüzünden. Allah. No, Varegiz çok yüksek değil. Ama gelmiş. Eğer ki İngiliz, İngilizce şey, İspanyol cömert teklifimizi kabul edip vasallığa gelirse eğer, olur. Çok cömert bir teklif olduğunu düşünüyorum.
Yani bir tek koloniyeli kalıyor ama galiba o koloniyeli yüzünden yapmayacak onu ya. Toprak da alıp bir sonraki seferde bırakabiliriz. War score daha ne kadar artacak ona bir bakmak lazım tabi. Allah, ora biraz satış. Ama neyse ki reinforce yetti. Asker reinforce ama moralden kazandık. Disiplinden kazandık. Neyse. İngiliz orduları perişan bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İngiliz ana karası seferi çok iyi. O da revo oldu. Ya da olacak. Bu aşağı kaçtı bu arada. Şurası. İngiliz çekilmek istiyor. Ama öyle kolay bir barışa çekirtirme mi seni yani? Öyle kolay olacağını düşünme. Hepsini alamıyorum zaten. Çok da mühim değil. Çocuklara verebiliriz. Ya da kendim, yok kendim alırsam çok olur. Ditmarşan'a vereceğim ya. Hareket bulasın. En son verdiğime seçemiyorum. O kötü oldu. Biraz uzun sürebilir. Çok ileride değil ama başka kime verebilirim diye de düşündüğüm vakit mantıklı gelmiyor. Yani herhalde bunun alması daha hayırlı olur. Gerçi Absuz'u olmadığı için çok da verebileceğimi zannetmiyorum ama. Aynen. Absuz'u olmadığı için işte görüyorsunuz etkisi bu kadar acı onun. Tamam bu da olur ya bizim. Çok bile olur. Tamam hadi onu da alma. Şöyle bir şey yapalım. Derhi geliyor mu lan? Deli. Deli. Deli deli. Deli kim lan? Fark etmez. Tık fazla toprak aldık ama. Şuraları Fransa'ya mı versem, kime versem? Heçeriye içerisinde verebiliriz gerçi dur. Doğru buradan vermek daha kolay olur. Ben alıp bunlara buradan versem daha mantıklı olur. Leak değil. Klaves, 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 klaves. Cibili, cibili, cibili. Heh, buradasın. Savaşta izleye veremiyorum değil mi? Ha, yoo. Veremiyoruz evet. Korlayacağız hızlıca. Yapacak hiçbir şey yok. Ama bir tık overextension fazla tabi. Evet, o admin puanını harcamamamız gerekiyormuş. Öğrenmiş olduk. Zor yoldan. İspanya zaten vasat alacağız. İngiltere'den de alacaklarımızı almaya daha çok fazla yol var. Kaleisi de alacağız. Kaleisi de alacağız. Yarısına kadar almam lazım. Yani savaş hedefi bayağı ileri uç tarafa kadar yarısı. Yani Roma toprakları kısacası. Bizim istediğimiz bu Fransa. Şey, İngiltere. Bayır domuzu gibi valla. Güzel. Bütün ana karasını işgal edince fikri değişir. Muhtemelen. Bunu yiyeceğiz. Ona yapacak hiçbir şey yok. Çok uzun bir isyan silsilesi yiyeceğiz. Neyse ki çocuk geldi orayı iş kurtardı.
Belki pes edebilir, bilmiyorum. Ama istediğimiz saha skoru çok fazla ve biz ele geçiremiyoruz. Bunun bir yerde toprağı olsa gidip alalım diyeceğim ama Koloniyel'den işte. Sıkıntı Koloniyel'de istemesi. Bakarız ona. Sevgili dostum Polonya. Sana direkt savaş sebebi alabiliyor muyduk? Yani Royal Marriage olsa aslında sana bir piyudan girsek çok güzel olurmuş ya. Evet, öleceğe tuttu hayvanı. Alabilirmişim piyo. İsveç, her şeye burnunu sokuyorsun ama o burnunu yerim. İspanyol hele bir tek kalsın. Müttefiki var mı? Yok. İngiliz'in işgalleri devam etsin. Ha, buralar çok sıkıntı. Neyse, savaşlarımız pek güzel. Zaten bir kendimizi restlememiz için durmamız gerekiyor. O ara bakarız. Yeni işgal edilen toprakların hepsinde isyan olacak. O kesin, yani tartışılmaz bir şey. Kesin. Şuraya doğru gönderelim. Yani çok hızlı korluyoruz. Çok da bir şey kalmadı. Son isyancıyı da yedik. Asya'daki isyancılara üşenirim yani gitmeye. Umarım Asya'da çok yemeyiz. Bizim belki vasallar halleder. Kastil'in bir gücü yok. İngiliz'in gücü zayıf. İsveç çıkarsa İngiltere'de düşer. Zaten ta kulağın arkasına kadar geldik. Şeytan diyor dal ama manpower yok. Hangi isyancı ya? Aragorn. Biz oraya ordu çıkaralım hemen hızlı. Ama İngiliz gelip donanmayı kesmesin. Bakacağız. Kaçırabilirsek armadayı. Evet geldi. Güzel. Yakın sahil kesimlerinde İspanyol'un donanması da yok. Hepsi öldü çünkü Etrişi yiyecekti. Bütün limanları ele geçirdik. Kaçmış gitmiş. Bir kolonyelde savaş var. Aslında oraya da gidilir gidilmez değil de gemilerimiz hazır değil. Bir Aragorn'un isyancısı kafa karıştırıyordu. Onu da halledeceğiz. Channel'a da bir tüccar atalım ya. Atarız. Yani ne bileyim. Kırım tüccarı değil de. Bir yerde bulabilirsek bir tüccar atarız. Venedik bile iyi ama orası çok daha iyi. Orada iyi. Çin'den ne kadar para kaçırıyoruz? Bir oğlum oradan da iyi kaçırıyoruz. Burada da iyi tutuyoruz. Aa dur. Burada biz zaten main trade port yaptık. Eşek gibi. O yüzden oradan tüccarı çekeceğim. Buraya açacağım. Başkenti değişince. Unuttuğumuz bir ayrıntıydı. Şu ordunun şuradan geçemeyişini ifritim.
Hele bir de şunun bir tane kadırgadan dönme gemiyi aldığı için transport emrinde kalmasına. Biz bunu vasal alamayacağız ya. Acaba nereden yana eksi yazıyor? Nereden yana yazıyor? Bakalım. Galiba koloniyle gitmek lazım. Az önce koalisyonda biri girdi mi çıktı mı? Biri girdi. Sorun değil. Bunların koalisyonu beni bozmaz. Ibiza'ya da gidelim. Ya yapacak bir şey yok. Vasal alamazsak yapacak hiçbir şey yok. Yani military'den değil, Peace Offer ve da şeyden, Rev Casus Bellis'inden dolayı sıkıntı. Ama hani bir sonraki tur yine döveriz diyeceksek güzel şeyler yapabiliriz. Aslında şurayı vassal mı alsak? Bu kim? Silsorant. Aynen. Şurayı vassal olarak alsak acaba ilişkimiz kaç? Eksi 200. Agresif expansion. Onu agresif olarak, onu vassal alırsam anneksine ömrüm boyunca. Şimdi sana bir clear offer çaktık. Sen önce o Ravli'ye bir defol, defol o Ravlik'ten. İçeriye içerisindeki devleti alarak başlamak istiyorum. Ya da yok. O senin vasılın olarak kalsın. Ben bir sonrakinde zaten Emperyalizm Kasubelesi'nden gireceğim sana. Bekle. Ben seni şöyle bir böleyim en iyisi. Ada devleti bir yapayım da seni, bekle. Tamam, hiç önemli değil. Koloniyel gücün zayıflasın. Ben başka bir şey istemiyorum zaten. Akdeniz'de senin bir bağını koparalım. Tamam, hadi defol. Hadi kış 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 kış. Bir revcinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Öyle revciliktir. Saçma sapan düşüncelere yer yok. Rev falan, bunları unutacaksınız. Öyle. Eksi 10 anarest aldık ve prestij aldık. Revcileri yendik arkadaşlar. Artık rev diye bir şey kalmadı. Devrim çağı bitti. Bir sonraki turda girip direkt Roma'yı alabiliriz. Müttefikine saldırıp aslında peace attırabiliriz. Ha, İngiliz vardı. İsveç'e ne yaptınız çocuklar? Yediniz mi ya? Harika. Tamam, böylelikle İngiliz hegemonyası bitecek. Nick de koalisyondan çıktı, güzel. Mer Adası'nı da ver. Ulster'i de ver. Hala. Bence makul bir anlaşma. Sıçtık. Bayağı zorlanacağız. Bayağı zorlanacağız. Lanet olsun. İsyanlar çağı. İsyanlar hanı. Oğlum çok kötü. Bakayım Festus. Tamam, Fransız zaten annex'e koyacağız şimdi. Oğlum çok sıkıntı ya. Sen de bir integrate atalım artık da sen. Kaç yıldır, acaba kaç yıl sürecek o integrate? Bakalım. 2033 mü? 2088. Evet. O dönemde Roma'yı kurarız inşallah. Deep Prep Advisor alalım. Hiçbiri mi kabul edilen kültürden olmaz. Kovuyorum lan sizi.
Baba seri korla, ülke yanıyor. Amanin. Ülke yanıyor yani. Allah. Ben bir bok yedim ya. Ben çok kötü bir bok yedim ya. Çok kötü bir bok yedim arkadaşlar. Siz sakın overextension'ı hafife almayın. Üstüne tak diye. O kadar da değil. Buralara bir hecere ekleyelim. Namı büyüsün. Hecerenin namı yürüsün. Kayıt yapmadı olmasın yani. Allah'ım. Osman'ım o kadar isyan etmeyin Osman'ım. Büyük patlayacağız gibi hissediyorum. Ben power'da yok da ben power'ı sile sile yaparız. O sorun değil. Ulan keşke rev galip gelseydi. Neyse en azından kolların çoğunu atabildik. Devşek şu aptal İngiliz'in lokasyonlarından ya. Korlamadığımız bir yer varsa devşek gitsin ya, uğraşılmaz. Çek çek çek. Çek devlet Ali Osman'a götür de çek. Çek. Dev çek. Maksat İstanbul'umuz büyüsün. 8 olmuş. Birazcık da overextension azalsın diye yaptık ama faydası olduğunu söyleyemeyeceğim. Filemiş. Hiçbir boka yaramaz. Hepinizi indireceğim şimdi. İstediğiniz kadar isyan edin. Şu anda çıktı. Güzel. Tamam, şimdi dinlenme çağına geçiş yapıyoruz. İngiliz anak arasındaki garnizon acilen 4'e mi bölünüyor, 5'e mi bölünüyor ne? Ama şu ordunun şu sekte savaşması hoşuma gitti esasen. Güzel bir sek sayısı. Hemen bir bölünelim. Hafif korusunu da oraya çekelim. O da ne köpeği ya? Ölürse bu arada bize geliyor mu? Gelmiyor. Bunu kurtaramıyoruz lan. Hadi babacım, o çok kötü oldu. Ben paralı asker çekerim, daha iyi. Koleni elde yok mu? Ya sen de 13K'yla neyse bastırırsın herhalde ya. Heh, tamam. Şimdi galiba Allah, hala yiyoruz lan. Bunun bir sonu yoktur. Yağma ettim İngilizleri, yağma ettim. Dayı geldi, yağmaladı gitti dersiniz artık. Oğlum ora çok korkutuyor ya. Burada kesin ayrılırlar, ben unuturum çünkü. Gerçi yo. Dayı geldi orayı kesti, gitti olmuş. Güzel. İsyanlar İngiliz anak arasında çok da mühim değil. Evet, imparatorluğu ilan edebiliyoruz ama daha buna var. Daha buna var. Daha yani gerçi neresi kaldı? Fransa kaldı. Ha, Fransa kaldı. Zaten birazdan şey alacağız. Bir Tlemcen seferi var hızlısından. Aslında çıtırından bir ufak çocukları bir gönderip de yapsın gelsinler bir koşu doğru bir yiyin gelin lan. Çocuklar gitsin alsın gelsin. 2 dakika. Paranın o kadar ehemmiyeti kalmadı ki 200K para var ve hiçbir şey yapamıyorum. Ne bileyim, Land for Smith Modifier yeni aldığımız topraklara belki ama yani kaç for Smith binası olabilir ki? Manpower eksik zaten.
Yani manpower binası yapalım. Bu da etkilemiyor. Hiçbir şey etkilemiyor artık. Ha, çocuklara basılabilir belki. O parayı ben bir sonraki bölümün başında yerim herhalde ya. Yemesi güzel de biraz bekleyince sıkıyor ya. Yemesi çok keyifli ama. Hani böyle UTC 10 dakikada bitecek bir para. Güzel de bir para. Yenir mi? Yenir. Şu Man Adası'na ordu. Oo, çok iyi. Çok iyi. Libertadores Subject. Çok iyi. Kulleyelim bunu. Deep Rap de çok iyiymiş bundan. Admin efficiency gerçekten çok iyi şeydi bu. Doğru, ben bunu unuttuydum. Tunus'u da annexledik. Çok güzel. Korlayalım, manpower gelsin. İkinci korunu atalım. Biz bir yerlerde çok fire verdik. Nerede? Evet, burada. Tezo isyanlar bastırıla. Buralarda vermedik ama garip. Ben Hatchery içerisinde daha fazla file veririz diyecekken oradaki adayı niye aldım lan ben? İngiliz anakarası yanıyor resmen. Neyse, daha da fazla isyan yaşamadan bitti gitti çok şükür. Balık var mı ki ya? Ha, kıyamayıp buna Heçeren'den toprak verdiler değil mi? Heçer olduğu için de, Holy Roman'ın üyesi olduğu için de savaşacağım. Neyse, kalsın, sorun değil. En azından agresifliğimiz silindi ona karşı. O da bir şeydir. Tamam, agresiflik muhabbeti bitti. Orayı da alırsak. Nere kaldı şimdi? İngiltere'nin tamamını aldık. Aynen böyle. Barışta olmamızı istiyor. Fransa diyor. İspanya diyor. Burada benim mensubu olmayan biri var mı? Evet, sen varsın. Senden buraları alacağız. Tamam. Kesin İspanyol Savaşı var yani bir daha. En yakın zamanda. Bu ne? Hayır. No. Olmaz. Olmaz. Olmaz dayı. Olmaz. Aman diyeyim aman. Boş ver şunu. Bunlar uslandıracak bir baba yiğit getirin buraya hemen. Hocam. Hocam az kalsın bize rahmet okuyorlardı hocam. Hocam az kalsın rahmet okuyorlardı ama neyse ki kurtardık. O revizyoncusunu yaşasaydık var ya, üf. Az kalsın rahmet okuyorlardı valla. Burayı niye düşünemedin lan hala? Ufak tefek revistancıları var ama tehlikeli boyuttalar, o yüzden gideceğiz. Şunun basılmamasına şaşırdım bu arada. Kalmasına. Belirli bir development'ın üstünde çoğu terk edecek diye düşünmüştüm ama etmediler. İki tane daha yogaydı yapayım. O revci de gitti. Lübeck. Neydi ya?
Orada bir aptal aptal işlere kalkıştın. Da ben direkt senin revjelini... Yok, ben direkt yok edeceğim seni ya. İmperyalizm kasıp etsin. Salın çocuklar. Sonrasında orada almadığımız başka devletçik var mı? Yok diye hatırlıyorum ama. Ha, Bohem var. Dur, Bohem'i de açalım. O da Denmark'la. Tamam, Bohem'le barış geldiği vakit, bittiği vakit Bohem'i de yeriz. Polonya'nın böyle gözünün içine bak, aha baka. Arkadaş Angalikan'mış. Convert edelim. Hala. Hey, Suriye bak, Suriye. Kıs kıs, yes 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 yes. Tere, kıs kıs. Yes 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 yes. Maşallah, maşallah, maşallah. Bayır domuzu gibi geliyorlar lan. Güzel, güzel, hala. Şimdi keyifli ve keyifsiz yanları var. Keyifli olan kısmı en büyük savaşımızı kazandık. Hatta hepsine karşı kazandık aynı anda. Bir Polonya gelmedi. Polonya'da girmeye gerek yok. Küçük devlet. Yani, bilmiyorum. Bir Kasile ya vasal alamadım. Evet, keyifsiz olan kısmı o. Bir tık gocundurdu beni. Yani, üzdü. Evet, bir Portekiz çek. Aynen öyle, bir Portekiz çek. Etiyopya'da girmiş, gelsin. İngiliz de giriyor. İngilizler Nagara'sını yağma edin. Heçeri de yani Heçeri'nin tamamı temizlediğimiz için ve İngiliz'in de etkisi yani kolonyal imparatorluk İspanyol'a yenildiği için ve Portekiz'in de bizim şimdi emperyalizm kasubelisinden sonra yiyeceği darbe. Matbaanın geç gelmesiydi falan. Avrupa'daki Roma hayalimiz nihayete erecek. Zaten bu Kasubeyli'de onu Avrupa'dan attırabilirim. Şöyle Roma'nın Fes topraklarına kadar 50 savaş skoru yetiyor galiba. 60 yetiyormuş, tamam. Değil mi? Son şöyle bir şey istiyoruz galiba. Ondan bile ufak, ufak, okey. Alabildiğimizi alırız yine ya, sorun yok. Bizim çocuklar şimdi hülalay hülalay diye saldırır oraya. Rahat ol. Afrika'dan da seferi devam ettirtelim. Kiel kanalını açtık mı lan? Ay maşallah be oğlum be. Ay maşallah be. Kiel kanalı da aktif be. İngiliz'in geri kalan topraklarını galiba ikinci bir olsa alacağım. Göreyim. Meh, yani en azından yok, Flandex yiyecek gibi. Evet, Flandex yiyecek gibi. Şuna ama koloniyeli var bunun, yemez. İrlanda'yı alırım minik kuşun elinden ya. Sorun yok, şöyle. Şuraları da alayım. Şöyle bir şey yeter ona. Ne alaka lan bu? Şuraya bir gidelim. İlerlememiz lazım. Vortex'e düştükten sonra rahatsız ve az önce savaş gemilerimizin %90'ını kaybettik, evet. Ama La Grande Army hemen yeniledi kendini.
daha fazla büyük gemiyi de flagship basmadık ya. Evet, bu sene boyunca hiç yapmadığım bir şey flagship basmamak oldu. Birazcık daha fazla gemi basalım ama. Hay hay bayağı basalım hem de. Ya zaten sayıdan dolayı kaybetmiyoruz genellikle. Şeyden dolayı kaybediyoruz. Hiç idea'mız yok ya. Ne kadar sayı olursa olsun o İngiltere. Idea'sı var. Sen zayıf olana, sen güçlü olana da. Sana da bir kuşatma lideri verelim. Başla. Bizim çocuklar nerede ya? Kafaları galiba çok kuru. Ha, Lübey yiyordu onlar. Doğru. Yani full annex atalım Lübey'e de. Mecheri içerisindeki bir ayrılıkçı daha elimine edildi. Galiba Hecheri'de hiç böyle ayrı kalmadı diye düşünüyorum artık ya. İşte Bohem var. Ayrılıkçıların başı, bir de İsviçre var. 2 yılında ezik mi bitti bu iş? Ama bu da gelmiş. Denmark gelirim diyor da Denmark'ın yerini bile bilmiyorum. O Bohem'in bu kadar ulusu nerede var ya? Danish Infantry. Sorması ayıptır sen. Neredesin? Ama Bohem seferde başlasın. Koalisyon olayı var. Zartı var. Zurtu var. Uğraşılmaz. Emperyalizm kasubelisinden vur geç ona da. Çok güçlü bir kasubelli. Yani devasa toprakları çok ucuz alabiliyorsunuz. Hele bir de Apsu'nuz varsa. Deme keyfini o zaman. Hatta şu an ben Apsu'yu da arttırabilirim biraz harç ataraktan. Oğlum bak, bu artışta bu tehlikeli bu. Oyun istemez o. Kakar o. Otonomi kısılabilir. Otonomi böyle kesin artış olan bir yer var mı? Savaştayız gerçi. Manpower iyi, herhalde 1-2 milyonu görmüştür artık ya. 126 milyon. Çok görmemiş, neyse. Bu kötü oldu. Gizli koloni... Danmark'ın koloniyele bak sen. Danmark'ın koloniyele bak sen. Bir bu kadar da yerin altında var dedi benim. Evet, şimdi oldu o ordunun nereden geldiği ya. Dedim çocuklar halleder ya. Gemileri yok. Gemileri olsa aslında giderler abisi. Gemileri yok. Oyun istiyorlar abi. Şeye gelmediklerine şaşırdım ya ben İspanya'ya. Garip oldu. Ben İspanya'ya kesin gelirler dedim buraya. Evora düştü. Burada da çok oyalanmak istemiyordum çünkü. Şöyle de gidelim. Ama aslında askeri ayda geliyor. Ben yok, gelmiyor. Tamam, harcayabilirim bayıldığımız gibi. Hala. Fransa'yı da yavaş yavaş entegre ediyoruz hala. Liberty Zaire zaten çok sıkıntı değildi de. Şuranın da kuşatmasını devralalım. Teşekkür ederiz devrimciler. Yapacak bir şey yok. İngilizle öyle çok didişemeyeceğiz. Aslında istesek çok rahat bir koloniyel imparatorluk olabilirdik. Yani isteseydik olurduk. Kolonici devletlere savaş aç, vur geç, vur geç. Max kültür. Önemsiz. Bu çağda öyle.
Denmark eğer ki barış atarsa imzalarız ama bizim asıl savaş hedefimiz tamamen Bohemya'nın yok olması. Yani ya öncelik Bohemya'da olacak ya da bunda olacak. Allah ben Etiyopya'yı unuttum ya. Aa bizim çocuklar Etiyopya'ya girmiş bile. Yazık. Barış atalım da bari çok zarar vermesinler çocuğa. Git evladım git git git. Bizimkiler yam yam yani. Bizimkiler yam yam. Denmark savaştan çıkar mı bilmiyorum. Ama oraya ordu ayırsam çok iyi olur. Şuraya bir asfalt atıp yandan yürüteyim en iyisi. Şuraya götüreyim orduyu. Ha, gerçi gitmiş Danimarka'ya. Biz de gidelim ama. Marş açıp devam edelim. Orada ordu var. İngiliz İmparatorluğu da çöktü çökecek. Vermediğine bakmayın birazdan verecek. Eşek gibi verecek. Sonrasında şuna da bir wipe atalım. Sonrasında zaten hedeflerimiz bitiyor ya. En azından Roma hedefleri. İngiliz'i de yedik yani öyle. Arada kaynadı gitti adam yazık. O wipe yer. İrlanda wipe çok şeyi değiştirir. O şuradan dolayı, savaş hedefinden dolayı teslim olmuyorlar. Girince teslim olacaklardır. Bezmez, buraların da alayına gireceğiz. Ordu gelmiş, harika. Çık savaştan başka da bir şey istemem. Danish Military Strain. Şaka mı bu? 50 bin kişilik ordusun ya. Varım 2 milyon. 2 milyonluk orduya böyle güçlüyüz biz ama. Öyle mi? Biz de güçlüyüz ya. Maksat dini vecibeler yerine gelsin. Convert edelim. Çek koruyor diyor. Girelim ya. Ki savaştan biri bitsin yani. Gerçi onun da puan alımı var da şu bitebilir. Tamam ki defol ya. Best fraud. Neresiyse elinde tuttuğu için vazgeçmiyor köpek. İngiliz sen de ne gocunmadan hala savaşıyorsun ya. Belki unconditional gelir. Bohem'den. Bohem'i direkt alabilir miyim? Galiba alırım Bohem'i. Muhtemelen alırım. O biraz sıkıntılı. Bir de şu Avrupa'da biraz ordu sayımı arttırayım. Bir 3 milyona çıkalım ya. Savaştan sonra bir 3 milyon yaparız. Manpower olursa tabii. Bizim çocuklar Afrika göçü yapmış ya. Hüleley hüleley diye geliyorlar. Neredeyse kardinalımız kalmadı. Harika. Eçer hiç olmadığı kadar büyük. Garip de galiba Avrupa sınırlarını yapıyor. Çünkü buralar hiçbir zaman gitmedi. Kültür değildir muhtemelen de region'dır. Bakalım region map'ten. Galiba Avrupa ve hani şeyden değişiyor o. Aa, bu değil. Region. Anatolia. Ah bu. Ama yo dur bu da değil. Western Europe. Region'a bağlı olabilir. Anadolu'da durdu çünkü. Çerkezli ya da Maçlık'ı almadı. Bakın.
Şuraları da atlamadı yani. Yakında teslim olacak Denmark. Bu ara egzi hızlısından düşüyor. Hayır, öyle düşme gerçi. Neredeyse hiç kardinalım kalmadı. Bir kardinalle oyun oynuyorum. Ama papanın da kardinalı yok. Yo, 6'ymış. Ölüyor geri geliyor, ölüyor geri geliyor. Öldü mesela. Danimarka bilmiyorum da Portekiz'in canını okuduk ve Great Britain'e teslim olmak isteyecektir artık. O adayı boş ver. Şurayı da boş ver. Tamam, şu iyidir. Dayı aldı gitti oldu toprakları yine. Çok keyifsiz be İngiltere, çok keyifsiz. Yok, öyle fasulyesine kuru omlet vermem. Portekiz'den alacaklarımız hatta komple şurası da olabilir. Bu kadar kıtadan gitsinler. Biz garanti alalım şimdi. Güzel olacak evet. Bir sonraki bölüm toparlarız. Zaten çok da bir şey kalmadı seri. Herhalde 2 bölüm en fazla. Yani şu Fransa'nın integrate'ini bekleyeceğiz. O da çok hızlı olacak. Başka da integrate etmem gereken vassalım yok. Diğerleri HR reformu çünkü. İyi olacak. Bakalım. Yani bir İspanya büyük savaşımız var İspanya'yla. Polonya'yı da keşke Pio alabilseydim ama alamadık. Yapacak bir şey yok. O kadar da ortamını hazırlamıştım ama yapacak bir şey yok. Lübeck belki geri kalanı alınabilir. İsveç'te arası çok kötü. HR'de Bohemia kaldı sadece diye görüyorum. Bir bakarız. İzniniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.